Yani bu anlattığınızdan ben de başka bir sual meydana geldi. Askeriyedeki hiyerarşi gibi Risale-i Nur'daki hiyerarşi, yani mürşit anlayışı ve tarak misaline getirilmesi, Risale-i Nur'un deforme olmasının ana sebebi diyebilir miyim? Ana sebebi budur tabii. İşte Allah razı olsun, Hüsnü abi ne yapmış? Haklı olarak o İzmir'deki tatbikata hiç olmazsa bu yaptığınız işi Risale-i Nur adına yapmayın diyor. Yani müdahale etmiyorum. Hizmet ediyorsunuz kendinize göre ama Risale-i Nur'un metodu bu değil. Kadın, erkek, kız, oğlan birbirine karışıp haramlık, selamlık ortadan kaldırılarak hizmet olmaz. Risale-i Nur'un anlayışında bu yoktur. Hiç olmazsa bu yaptığınızı Risale-i Nur adına yapmayın diyor. Ben ne dedim? Abiciğim çok geç uyandınız. Bizim mesleğimizde mürşit yok derseniz herkes kendi başına bir mürşit olur. Herkes kendi başına bir mürşit olur. O etrafına topladığı insanlara mürşitlik havasına girer ve böyle tatbikatlar yaparlar işte. Böyle anlıyorum der. Ve ben de böyle anlıyorum. Sen onu zamanında terbiye ederken bir büyüğün lafını dinlemek lazım olduğuna ikna etmezsen onu, ya bir yani bir harfi çıkarmakta bir hocaya ihtiyaç var da koskoca İslam davasının tatbikatında bir hocaya ihtiyaç olmaz mı yani? Bir Kur'an harfini çıkarmak için illa bir hocanın dizinin dibine çökmek lazım geliyor. Koskoca bir İslam davasını götürecek bir grup, bir insan, bir cemiyet, cemaat birinin dizinin dibine çökmesi olur mu? Terbiyesine girmesi olur mu? Bu işin nasıl anlarızı? Ben her zaman söylüyorum. Şu anda ne, hangi meseledir onu da bilmiyorum yani. Risale-i Nur'u okuduğum günden beri o Mesnevi Nuriye'deki o yere geldik mi kafam takılıyor. Çözemiyordum, geçiyordum. Nihayet ders okuyorum Hulusi Bey'in huzurunda. Tam orası geldi. Ve sordum. Efendim bunu nasıl anlarız? Allah şahittir. Yani suali sual yerine de koymadı. Yani ya bu da bir sual mıdır gibi cevap verdi yani. Ya böyle şey şeklinde, böyle ilgilenme şeklinde, fısıltı şeklinde şu şöyledir dedi. Allahu Ekber. Belki 80, 60, 20 sene düşün bulamadım meseleyi. Kimseye de sormadım bugüne kadar ama. Kendim bulamadım. İtimat edin, dudağını 2-3 defa oynattım. Mesele problem bitti. O kadar iyice. Kalkmatmayın. Mesele öyle. Ama işte bu ustalık istiyor yani, ustalık. Yani bir ustaya müracaat etmek lazım geliyor. Yani olur mu? Her şeyin bir usulü kaidesi var. Şimdi herkes kendi başına bir ustadır. Bunu okuyan ustadır dedin mi? Olmaz. Bizim 28 Şubat hadisesi de engellenmemizin en mühim sebebi budur. Allah bizi büyük bir tehlikeden korudu. Öyle bir mücadelenin içine girdi ki kimseyi oturup bu Risale-i Nur böyledir, yani şimdi yaptığımız gibi dersler yapmak ve meseleyi izah etmek vesaire imkanı, zamanı yok. Bir hengamenin içine düştük. Onun için ne dedim? Dergahını açan oranın imamıdır dedim. Dergahını açan oranın imamı. Ama sonra duyuyoruz ki imam sabah namazları kılmıyormuş. İmam bilmem şunu yapmıyorum, bunu yapmıyormuş gibi fıkha, şeriata aykırı şeyler yapıyor. Çünkü terbiye almamış. Terbiye almamış, ders almamış, terbiye almamış. Bir harbin içerisinde çete harbi gibi dergahını kuran imamdır dedik. Bunu önleyemezdik. Eğer biz o akamete uğratılmasaydık bunu önleyemezdik. Bunu önleyemezdik. Ve aynen bugün bir sürü kendinden zuhur lüzumsuz cemaatler gibi bir cemaat durumuna geliyorduk yani.
Hulasa terbiyeye ihtiyaç var. Hangi mertebede olursa olsun terbiyeye, ustaya ihtiyaç var. Püf noktasını biliyorsunuz. Bir iki defa anlattım. Bu seramik yapan, seramik tabak yapan bir ustanın yanında adam çalışıyor. Senelerce çalışmış. Tamam, bu işi ben anladım demiş. Usta demiş, ben kendim artık yapacağım bunu. Tavsiye etmem oğlum. Yapacağım usta. Peki, tamam demiş. Ben müsaade ederim, git yap demiş. Eskiden müsaadeliydi ustalardan. Gitmiş yapmış. Ne yapıyor? Tabak parlak çıkmıyor. Her şeyi yapıyor yani. 10 sene, 20 sene yanında çalışmış. Yapıyor olmuyor. En nihayet gitmiş. Usta demiş, elen ayağın düştüm demiş. Bu iş nasıl oluyor? Ben her şeyi yapıyorum onu. Oğlum sen püf noktasını anlamamışsın diyor. Ya usta, bu püf noktası, usta onu en son fırından çıkarırken püf yaparmış. O püf buharlı bir şey, hadise haline geliyor, kimyevi bir hadise. Onun satını parlatıyormuş o cincirin. Püf noktası. Demiş, çıkardığın zaman püf diye. Evet, basit bir şey ama o püf noktasını bilmezsen olmaz. Risale-i Nur'da böyle bir yanlışa düşüldü. Ama kader ayrı bir şey. Yani kader de herhalde kendi kendine bir vazife intikali mümkün olmayacağını bildiği için kader, onları o yanlışa düşürdü ki ikinci ateşleme yapılabilsin. Yoksa tek tüfek bir cemaat olsaydı ikinci bir kademe ilerlemesi nasıl olacaktı bu anlayışla? Öyle değil mi? Öyle bir şey olmazdı. Allah bunu yaptırmak için o yanlışı baştan öyle işlettirdi işte.